Herkese merhaba arkadaşlar. Belediyece iyi çalışmalar diliyorum. Son tekrarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz 19. yüzyılda Osmanlı. Yani en uzun yüzyıl. yıl. Bu dönemde neler yaşanmış? Onlar hakkında sizlere birkaç tane soru hazırladım. Yine soru cevap şeklinde olacak tekrarımız. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlayacağım. Ee, i̇lk önce sizlere bazı bilgiler vereyim. İlk bilgimiz şu şekilde. Sırplar bağımsızlıklarını nasıl elde ettiler? Bükreş Antlaşması ile Sırplara ayrıcalık verildi. Edirne Antlaşması ile özellikle Berlin Antlaşması ile bağımsızlık verilmiştir. Bu gibi bilgileri bilmemiz lazım. Diğer bilgi değerli arkadaşlarım şu şekilde Osmanlı'nın donanmaları sırasıyla nerede yakıldı? İlk önce İnebahtı, daha sonra Çeşme, daha sonra Navarin, ondan sonra ise Sinop'ta yakılmıştır. Bilmemiz lazım. Şimdi ilk sorudan başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. İlk isyan eden azınlığı sizden istiyorum. Biliyorsunuz ki milliyetçilik akımından dolayı Osmanlı'daki çoğu ulus bağımsızlıklarını istemişlerdi. Buradaki cevabımız tabii ki Sırplar olacaktır. Karayol gönderliğinde Sırplar bağımsızlık girişimini başlatmışlardır. İlk isyan eden Sırplar olmuştur. Diğer sorumuz şu şekilde. Yunanlılar hangi antlaşma ile bağımsız olmuştur? İlk isyan edeni öğrendik. İlk bağımsız olan Yunanlılardır. Sevgili arkadaşlarım. Yani şöyle ilk isyan ilk isyan eden azınlık Sırp ilk bağımsızlığını kazanan Yunanlılar olmuştur. Hangi antlaşma? Tabii ki 1829 Edirne Antlaşması ile Yunanlılar bağımsız olmuştur. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz şu şekilde. Alemdar Mustafa olayı ile tahta getiren padişahı sizden istedim. Biliyorsunuz ki 3. Selim'den sonra tahta 4. Mustafa getirilmişti. Ancak Alemdar Mustafa olaya el atarak kimi tahta getirmiştir? 2. Mahmud'u tahta getirmiştir. Ondan sonra da zaten ayanlarla senedi İttifak Antlaşması yapılmıştır. Devam edelim diğer sorumuza. Hangi antlaşma ile Boğazlar uluslararası statü kazanmıştır? Boğazlar sorunu ilk kez nerede ortaya çıkmıştı? Hünkar içerisi antlaşmasında değil mi? Antlaşmanın geçerlilik süresi 8 yıldı. 8 yıldan sonra artık Boğazlar statü kazanacaktı. Hangi antlaşma? Londra Boğazlar Sözleşmesi ile. Diğer sorumuz şu şekilde. 19. yüzyıl içerisinde yer alan bir savaştır. Mustafa Kemal'in okuldan kaçarak katılmak istediği savaş. Okuldan kaçma girişiminde bulunuyor ama yakalıyorlar. Buradaki cevabımız Dömeke Meydan Savaşı'dır. Tarihimiz 1897 Osmanlı Yunan Savaşı'dır. Mustafa Kemal 16 yaşındayken bu savaşa katılmak istiyor. Unutmuyoruz. Gençliğimin baharıdır diyor hatta Mustafa Kemal. Devam edelim. Kırım Savaşı'nda Osmanlı donanması nerede yakılmıştır? Az önce bilgileri verdim size. Kırım Savaşı sırasında Osmanlı donanması nerede yakıldı? Tabii ki Sinop'ta yakılmıştı. Kırım Savaşı'nda Osmanlı tekrardan denge politikasına başvuracaktı biliyorsunuz ki. Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa'nın desteğini alacaktı. Arkasından da Piemonte yani İtalya dediğimiz devlet gelecekti. Osmanlı'nın Boğazlar üzerinde yetkisini kullandığı son antlaşmayı sizden istiyorum. Sanırım az önce bilgi vermiştim. Ee, Osmanlı yetkiyi son kez kullanıyor ve bununla beraber sorun ortaya çıkacaktı. Buradaki cevabımız Hünkar İskelisi Antlaşması olacaktır. Ruslarla imzalanmıştı. Kavala'yı destekleyerek Londra konferansına katılmayan devlet. Bu konferansta Mısır sorunu çözülüyor değerli arkadaşlarım. Kavala'yı destekleyerek Londra konferansına katılmayan devlet burada Fransa olacaktır. Dikkat ediyoruz böyle sorulara. Devam edelim. Diğer sorumuz. Sırbistan, Karadağ ve Romanya hangi antlaşma ile bağımsız olmuşlardır? Sanırım bazı arkadaşlar şifreyi sakar olarak almış. Şöyle düzenleyelim. Sırbistan, Karadağ ve Romanya hangi antlaşma ile bağımsız olmuşlardır? Buradaki cevabımız 1878 Berlin Antlaşması olacaktır. Yani yavaş yavaş Osmanlı'dan ayrılıyorlar. Diğer sorumuz Mısır sorunu hangi konferansta çözülmüştür? Sizler için güzel tekrar olmuş oluyordur eminim. Mısır sorunu hangi konferansta çözüldü? Şimdi Mısır sorunu nasıl çıkmıştı? Kavalalı Mehmet Ali Paşa kendisine valilikler verilmediği için isyan etmiştir. Bunun üzerine 2. Mahmud diğer devletlerden yardım istemişti ve en son bu konferansta Mısır sorunu çözülmüştür. Cevabımız Londra konferansı olacaktır. Diğer sorumuz şu şekilde. Osmanlı hangi antlaşma ile Avrupa devleti sayılmıştır? Bu antlaşmada Osmanlı o sıralarda ıslahat firmanını yayınlayacaktı. Oradaki amaç ise bu antlaşmadan karlı çıkmaktı. Tıpkı şeyde olduğu gibi Londra konferansında Mısır sorunu için kendi lehine karar çıkarması gibi. Buradaki cevabımız Paris antlaşması olacaktır. Osmanlı'yı temsil eden devlet adamı Ali Paşa'dır. Devam edelim. İlk dış borç hangi padişah döneminde alınmıştır? Biliyorsunuz ki ee, Kırım Savaşı sırasında ilk dış borç İngiltereden alınıyor. Hangi padişahtan bahsediyorum? Tabii ki buradaki cevabımız Abdülmecid dönemi olacaktır. Devam edelim diğer bir sorumuz. Balkan bunalımı ilk nerede başlamıştır? Rusların pansavizm politikaları diğer ülkeleri etkilemiş ve Balkan bunalımı dediğimiz olay baş göstermiştir. Bu bunalım Bosna ve Hersek'te ortaya çıkmıştır. Tarihimiz 1875. Ondan sonraki süreçlerde zaten tersare konferansı toplanacak. Ardından da karun esası yürürlüğe girip meşrutiyet ilan edilecekti. <laughs> Diğer sorumuz şu şekilde. Kuleli vakası hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? Islahat fermanından sonra Saat fermanından sonra böyle bir vaka yaşandı. Çünkü ıslahat fermanında gayrimüslimlere geniş ayrıcalıklar veriliyordu. O yüzden Kuleli vakası dediğimiz olay gerçekleşti. Kuleli vakası Abdülmecit döneminde gerçekleşmiştir. Kuleli vakasına biz ne diyoruz? Abdülmecit'e suikast girişimi diyoruz. Başarısız. Lambalı kadın kimdir? Selim Kışlası'na gelmiştir. Kırım Savaşı sırasında. Lambalı kadın tabii ki kim olacaktır? Florence Nightingale olacaktır. Devam edelim. Ee, hazırladığım soru 2020 lisansta geldi değerli arkadaşlarım. Baltan İmanı Ticaret Antlaşması hangi devlet ile imzalandı? Hatta öğrenciler şu şifreyi vermiştim. Osmanlı bu antlaşmayla baltalandı. Yani Osmanlı yarı sömürge durumuna geldi. Peki hangi devletle imzalandı? İngiltere ile imzalandı. 1838. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz şu şekilde. Plevne kahramanı kimdir? 93 Harbinin kahramanı olarak da bilinir. 93 Harbinden sonra bak kahramanlık göstermiştir. Bilemle kahramanı Gazi Osman Paşa'dır. Unutmuyoruz. Diğer sorumuz Nene Hatun hangi savaşta kahramanlık göstermiştir? Niye Nene Hatun'u verdim biliyor musunuz? Çünkü Nene Hatun'u Milli Mücadele Dönemi'ne ekleyebiliyorlar. Ama Nene Hatun Milli Mücadele Dönemi'nde değildir. Hangi savaşta? Tabii ki 1877-78 yani Osmanlı-Rus savaşında kahramanlık göstermiştir. 93 harbi. Sorumuz şu şekilde. Osmanlı'nın sömürge olarak kaybettiği ilk yer. Burada Osmanlı'nın sömürgeci olduğunu belirtmiyorum. Bir kere orada anlaşalım. Osmanlı iç işleriyle uğraşırken 1830 yılında bu yer Fransa tarafından sömürge olarak işgal ediliyor. Yani sömürülüyor. Buradaki cevabımız ne olacaktır? Cezayir olacaktır. 1830 yılı. Osmanlı yavaş yavaş dalma sürenize girecekti değerli arkadaşlarım. Sonraki paylaşımımız demokratikleşme ve yerleşme yolunda atılan atımlar. Yani Osmanlı'da ıslahatlar olacak. Ondan sonra inkılap tarihi. Ondan sonra ise çağdaş Türkiye dünya tarihi hakkında konuşacağız. Kültür ve uygarlık nerede derseniz kültür ve uygarlık ıslahatlarının içerisinde yer alacaktır. Değerli arkadaşlarım sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Sürçülisan olursa affola. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Birliğiyle kalın. Tarihiyle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.